Yarın akşamki resepsiyonda görevimden istifa ettiğimi açıklayacağım. Aslında bu bir istifa değil. Düpedüz kovuldun biliyorsun Vasili. Ben başbakan yardımcısının buraya boşuna gelmediği konusunda seni uyarmıştım. Ama her zaman olduğu gibi beni dikkate almadın. Yani yine de zedelenen onurunu çiğnemeyip bu durumu bir istifaymış gibi gösteriyorlar. Bence bunun için bile şükran duymalısın. Ben asıl Albay Cevdet için üzülüyorum. Daha hiçbir şey nihayete ermedi Veronica. Ben teslim olmadım. Olmaya da niyetim yok. Evet. Hiçbir şey nihayete ermedi Vasili. Doğru söylüyorsun. Hiçbir şey nihayete ermedi. Mesela sen Eşref'i yakalayamadın. Yakalayabildin mi? Ha? Hayır. Hiçbir çaba harcamadın. Ne olacak şimdi biliyor musun? Tıpış tıpış Atina'ya geri döneceksin. Belki sana orada muhaberat bürosunda bir iş verecekler. Bu. Bu olacak. Bu kadarsın işte. Bu kadar. Fazlası değil. Yeter! Tek bir kelime daha edersen senin boynunu kırarım, anladın mı? Sen benim sabrımı zorlama. Hiç kimse zorlamasın. Bu kadarsın dedim ya. Ben bunu hissettirmeye başladılar. Sizin üzerinize daha fazla gelmeye başlayacaklar paşam. Tabii eğer ben onlardan önce davranmazsam. Bu Yunan hapishanelerinde tutuklu kaç Türk askeri var? Sayısına vakıf olmam mümkün değil. Lakin 300'ün üzerinde diyebilirim. Niyetiniz nedir paşam? Daha fazla adam toplamak. Yunan hapishanelerini boşaltacağız. Sen de bizim yanımızda yer alacaksın. Paşam, benim tanınmam şehir üzerindeki hakimiyetimizi tehlikeye atar. Ben zaten şehre hakim. Nerede, ne zaman, kiminle istiyorsam görüşebilirim. Benim niyetim seni de yapmayı arzu ettiğin şeyin içine çekmek. Vatanı müdafaa için daha fazla tehlikeye atılmanı sağlamak. Bunu hepimiz isteriz, değil mi Miralay? Elbette paşam. Güzel. Şu tutuklanan Albay Cevdet, onun da Türk hapishanesine naklettirmek için akıllarına gireceksin. Maksadınız nedir paşam? Maksadım ne? Vatan haininin icabına bakmak. Âlâ. Elimden geleni yapacağım.
gecenin ve gündüzün sahibi. Varlığımızın, aldığımız nefesin sebebi. Vatan için kendini siper eden şu evlatlardan şehit olanlara makamların en güzelini nasip eyle. Mücadele içinde olanları muvaffak eyle. Azize'yi, Canan'ımı, hasretliğimi koru. Ona dayanma gücü ver. Gecenin gündüze ermesi gibi benim de ona vuslatımı nasip eyle. Ey gaybın sahibi, anacığımın benden duacı olmasını nasip eyle. Evlatlarımı koru. Beni davamda muzaffer kıl. Ey gecenin ve gündüzün sahibi, yalnızlığımdan ve dahi çaresizliğimden sana sığınırım. Ne yazıyorsun öyle harıl harıl? Hiç. Gören de aşk mektubu yazıyorsun sanır. Kaptırmışsın kendini öyle. Ne işim olur benim aşk mektubuyla? Aşkla meşkle uğraşacak zaman mı abla? Arkadaşımızı katlettiler bizim. Benim bütün gayretim ona veda edebilmek. Bu milletin gerektiğinde nasıl vefalı olduğunu göstermek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.